Arkadaşlar hepinize merhabalar. Elimizde 3D yayınlarının deneme sınav kitapçığı var. Benim elimdeki 2A kitapçığı arkadaşlar. 2A kitapçığı. Ona bakacağız. Birinci sorumuzu okuyorum arkadaşlarım. Tarihte Türkler kadar çeşitli dinlere girmiş başka bir millet yoktur. İfadesi Türklerle ilgili. Birinci öncül dini hoşgörüye sahip olmaları. İkinci öncül hakimiyet alanlarının genişlemesi. Üçüncü öncül resmi dinlerinin bulunmaması. Durumlarından hangileriyle ilişkilendirebilirsiniz diyor sorumuz. Arkadaşlar Türklerin çeşitli dinlere girmesinin dini hoşgörüyle açıklayabilirim. Ve hakimiyet sahalarının alanlarının genişlemesiyle de açıklayabilirim. Hakimiyet alanı ne kadar genişlerse o kadar farklı inançlarla karşılaşabilirsin. Bir numaralı sorumuzun cevabı Ceyhan şıkkıdır arkadaşlarım. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda Afyon-Karahisar hatlarının çözülmesi sonucunda ele geçirilen birkaç Yunanlı tutsak diye başlıyor. Geceleyin Mustafa Kemal'in çadırına getirilmişti. Bunlardan birisi Muzaffer General'in doğup büyümüş olduğu Selanik'ten gelmişti. Yüz kendisine yabancı gelmediğinden ve üniformasında da hiçbir belirti görmediğinden Yunan'ı tutsak Mustafa Kemal'e sormaya başladı. Binbaşı mısınız? Hayır. Albay mı? Hayır. Kor General mi? Hayır. Peki nesiniz? Ben Maraşal ve Türk orduları başkomutanıyım. Şaşkınlıktan ağzı açık kalan Yunanlı kekeleyerek bir başkomutanın savaş hattına bu kadar yakın yerde dolaşması işitilmiş değil. Verilen parçada anlatılan olay aşağıdaki gelişmelerden hangisi sırasında yaşanmış olabilir diye soruyor. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki Mustafa Kemal iki yerde başkomutan sıfatına sahipti. Biri Sakarya Meydan Savaşı'nda, diğeri de Büyük Taarruz'da. Yani Adana, Bursa, Ceyhan zaten olamaz çünkü o savaşlarda Mustafa Kemal başkomutan değildir. Zaten Kütahya Eskişehir Savaşları'nda da İsmet İnönü'nün başında bulunduğu düzenli ordular yenildikten sonra Mustafa Kemal başkomutanlığa getirilmiştir. Ve başkomutan olarak çıktığı ilk savaş Sakarya'dır. Ve sonrasında da Büyük Taarruz'dur. Peki bu hangisi olacak? Denizli şıkkı mı, Edirne şıkkı mı? Onu nereden anlayacağız? Sorumuzun ilk paragrafına geri dönebilir mi? İlk satırına geri dönebilir miyiz? Afyon-Karahisar hatlarının çözülmesi. Sonunda ele geçirilen birkaç Yunanlı tutsak. Arkadaşlarım bu paragraf kesinlikle Büyük Taarruz esnasında geçen bir kesiti anlatmaktadır. Cevap Edirne'dir. Çünkü Sakarya Meydan Savaşı bir savunma savaşıdır arkadaşlarım. Üçüncü sorumuz. Yavuz Sultan Selim diye başlıyor. 1514 yılında Çaldıran seferine çıktığında düşmanın ortalıkta görünmemesinden ve uzun yolculuktan bıkan Yeniçeriler padişaha isyan etmişler ve padişahın çadırına saldıracak hale gelmişlerdi. Memleket meselelerinde çok hassas olan Yavuz atına binerek Yeniçerilerin arasına girmiş ve hepsini öfkeyle baktıktan sonra şu konuşmayı yapmış. Behey asker kıyafetli korkaklar, mahiyetimde yiğitlik ve kahramanlık göstereceğinize böyle mi hareket edersiniz? Askerde itaat, emre karşı gelmek midir? Çoluğunu çocuğunu savaş meydanına tercih edenler geriye dönsünler. Onlara izin veriyorum. Ben buraya geri dönmek için gelmedim. Meşakkatlere, zahmetlere göğüs germeden nasıl zafer kazanılır? Asıl hedefimize bu kadar yaklaşmışken geri dönmek yiğitliğe, mertliğe yakışır mı? Diye devam ediyor paragraf. Verilen parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Yeniçerilerin darbe niteliğinde bir hareket sergilediğini nerede yakaladım? Padişaha isyan etmişler de yakalarım. Çaldıran seferinde cihat düşüncesinin etkili olduğu. Bir dakika duralım burada. Çaldıran seferinde kime karşı savaşıyorsun? Safevilere karşı, İran'daki Safevi'ye karşı. Safevi kim? Bir Türk Müslüman devleti. Osmanlı, o da bir Türk Müslüman devleti. İki Türk Müslüman devletinin yaptığı savaş, Çaldıran Savaşı ya da Seferi, gaza ve cihata girmez ki, cihangirlik kavramına girer.
cihat düşüncesinin etkili olduğunu katiyen söyleyemem. 3 numaralı sorumuzun cevabı Bursa'dır arkadaşlarım. Ulaşılamazı soruyordu zaten. 4. sorumuz. Aşağıda milli mücadelenin yol haritası olarak belirlenen ve demografik, yani nüfus yoğunluğuna göre hazırlanan, misak-ı milli sınırlarının gösterildiği bir haritaya yer verilmiştir. Buna göre belirlenen sınırların günümüz sınırları ile birebir örtüştüğü, arkadaşlarım, sizce bu bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarıyla birebir örtüşüyor mu? Sınırların belirlenmesinde milliyet prensibinin esas alındığı. Bunu söyleyebilir misiniz? Üçüncüsü, yayılma değil savunma siyaseti izlendiği. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Paragrafın ilk girişinde verilen 3 satır çok yeterli mi? Onu tartışabilirsiniz kendi aranızda. Demografik yoğunluğa göre hazırlanan diyor ya misak-ı milli sınırları. Yani nüfus yoğunluğuna göre hazırlandığını söylüyor ya. O yüzden ikinci öncülü alırım. Yani nüfusun yapısına göre çizilmişse o zaman bu misak-ı millide milliyet prensibi hangi millet nerede çoğunluktaysa prensibi esas alınmıştır. Milli mücadelenin yol haritası, biz milli mücadelede yayılma amaçlı değiliz ki, biz milli mücadelede savunma siyaseti izliyoruz. Üç kıtaya yayılmış imparatorluktan elde kalan bu görmüş olduğunuz coğrafyaysa bu sınırların genişlediğini göstermez ki. 4 numaralı sorumuzun cevabı 2 ve 3 olmalıdır. Tabii ki bu misak-ı milliden taviz verilmiştir ve tabii ki Batı Trakya bizde değil, Ege Adaları'nın büyük çoğunluğu bizde değil, Musul, Erbil, Kerkük hattı bizde değil, Halep bizde değil, Kıbrıs'ın tamamı bizde değil, değil mi? Ve bu şurada göremediğiniz Batum bizde değil. Yani misak-ı milliden bayağı bir taviz verilmiş. İlk taviz de Batum'dur. Unutmayalım başka sorularda. 4 numara sorumuzun cevabı Denizli. 5 son sorumuz. Bir yıl Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah hilalin gözükmesi üzerine o günü Ramazan günü ilan etti. Fakat İmam Cüveyni onun aksine ertesi günün Ramazan olduğuna ve oruç tutulması gerektiğine dair bir fetva verdi. Sultan Melikşah bu durum karşısında İmam Cüveyni'yi nezaketle sarayına çağırdı. Görüşme sırasında ünlü alim, saltanata ait konularda fermana itaat görevimizdir. Ancak fetvaya ilişkin meselelerde sultanın bize sorması gerekir dedi. Bu cevabı haklı gören Sultan Melikşah fetvaya uydu ve alimi saygı ile uğurladı. Verilen parçaya göre Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşamazsın? Ulaşamazsın. İlmi bir otoritenin siyasi iktidarın dahi üstünde olduğu. İlmi bir otorite siyasi iktidarın üstünde olduğuna ulaşamam. Devlet yönetiminde şer'i kuralların uygulandığı, hükümdarlar tarafından alınan kararların sorgulanabildiği, ülke yönetiminde teokratik uygulamalara yer verildiği, hükümdarların dini konulara ait ferman çıkarma yetkisinin bulunmadığı. Şimdi arkadaşlar bir, paragraftan bu imamın hükümdarın huzuruna getirilmesi ve dini konuyla ilgili yayınladığı bir fermanda görüş ayrılığına düşmesi ve bunun üzerine Melikşah'ın geri adım atması anlatılıyor. Ama burada ana fikir konu ne? Konu din. Din. A şıkkında dinle ilgili bir ifade var. B Bursa şıkkında var. C Denizli şıkkında var. Edirne şıkkında da var. Ama Ceyhan şıkkında ben şöyle bir daha bakayım buna. Hükümdarlar tarafından alınan kararların evet bunu sorgulanabiliyor tabii. C'ye de ulaşırım. Hükümdarların dini konulara ait ferman çıkarma yetkisi bulunmadı. Arkadaşlarım, hükümdarların dini konulara ait ferman çıkarma yetkisi var. Sadece istişare etmeliydin diyor. Biraz ilginç bir soru. Cevap Edirne. Şimdi şöyle ifade edeyim. Hükümdarlar dini konulara ait yerlerde ferman çıkarabilir arkadaşlarım. Ferman çıkarabilir. Bu yetkisi var. Ancak bu fermanı bireysel çıkartamazsın diyor paragraf. İstişare yapacağız diyor. Yani din adamları veya diğer devlet adamları bir araya geleceğiz. Karşılıklı görüş alışverişi yapacağız ve bundan sonra sen ferman çıkarabilirsin diyor. Nereden anladık peki verilen parçada bunu?
Saltanata ait konularda fermana itaat görevimizdir. Ancak fetvaya ilişkin meselelerde, yani dini bir meselede, sultanın bize sorması gerekir diyor. Sorması gerekir, dikkat edin. Hükümdarın dini konulara ait ferman çıkarma yetkisinin bulunmadığı. Buna ulaşamazsın. Ya şunu belirtmek istiyorum. Soruyu da çok da beğenmedim. Tanıyan öğrencilerim zaten anlamıştır sesimden. Yani Edirne denilebilir ama işte yani Edirne. Heh, böyle cevap. Anlatabildim umarım. Çok fazla dikkate almayınız lütfen. Diyorum. Beşinci sorumuzun cevabı Edirne. Ama 10 üzerinden 2 puanı zor alacak bir soru kalıbıdır. Onu da belirteyim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir başka soru çözümünde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalalım.